Endi yig'indini ko'paytmaga keltirish formulalari yordamida biz quyidagi tenglamalarni yechamiz. Biz bu yerda quyidagi formulalardan foydalanamiz. Birinchisi sinus alfa plus sinus beta teng 2 sinus alfa plus beta taqsim 2 kosinus alfa minus beta taqsim 2. Sinus alfa minus sinus beta teng 2 sinus alfa minus beta taqsim 2 kosinus alfa plus beta taqsim 2. Kosinus alfa plus kosinus beta teng 2 kosinus alfa minus alfa plus beta taqsim 2 kosinus alfa minus beta taqsim 2. Va nihoyat kosinus alfa minus kosinus beta teng minus 2 sinus alfa plus beta taqsim 2 sinus alfa minus beta taqsim 2. Mana bu formulalar yordamida biz tenglamalar yechishni ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi misol. Kosinus 3x teng kosinus x ga. Keldik, kosinus x'ni chap tomonga o'tkazaylik. Bu holda kosinus 3x minus kosinus x teng bu tenglamani hosil qilamiz. Mana bu kosinus alfa minus kosinus beta mana bu 4-chi formulaga tushyapti. Bundan foydalanib chap tomonni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Minus 2 sinus 3x qo'shib x taqsim 2 ko'paytirib sinus 3x minus x taqsim 2 teng mi? Endi soddalashtiramiz. Minus 2 ga bo'lib olaylik. Bu holda sinus 4x taqsim 2 2x bo'ladi. 3x'dan x narsa 2x taqsim 2 sinus x teng 0 bo'ladi. Bu tenglama ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchisi sinus 2x teng 0, ikkinchisi sinus x teng 0. Birinchisidan 2x teng pk ekanini hosil qilamiz. X teng pk taqsim 2. Bunda k butun sonlar to'plamiga tegishli. İkincisinden x teng pk ekanini hosil qilamiz. Pn deb yozaylik, mana pn n tegishli z ga. Lekin mana bu yerda pn ko'rinishida sonlar bu sonlarni mana bu formula yordamida hosil qilishimiz mumkin. Masalan, k ning o'rniga 2n yozsak, bu yerdan biz x teng np ekanini hosil qilamiz. Mana buni hosil qilamiz. Ya'ni mana bu sonlarni hosil qilamiz. Shu sababli javobga mana buni o'zini yozamiz. Shunday qilib javob birinchi tenglamaning yildizlari mana bu formula bilan topiladi. Endi ikkinchi tenglamaga o'tamiz. İkinci tenglama. Bu yerda biz sinus 2x ga sinus 4x ni mana bu formula yordamida qo'shaylik. Sinus alfa plus sinus beta. Sinus 3x ga tegmay turamiz. Keldilar sinus 3x ni birinchi yozib turamiz. Sinus 3x plus. Endi bular ikkitasini mana birinchi formulaga ko'ra qo'shamiz. Bu holda 2 sinus 2x qo'shib 4x 6x 2 ga bo'lsak 3x bo'ladi. Ko'paytirib kosinus 2x dan 4x ni ayirsak minus 2x 2 ga bo'lsak minus x kosinusda minusni yozmasak ham bo'laveradi. Teng 0. Mana bu tenglamani hosil qilamiz. Endi mana bu ikkitasidan sinus 3x ni qafsdan tashqariga chiqaramiz. Natijada 1 qo'shib 2 kosinus x teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglama o'z navbatida ikkita tenglamaga ajraydi. Birinchi tenglama sinus 3x teng 0. İkinci tenglama 1 plus kosinus 2x bir plus 2 kosinus x teng 0.
Mana bu teğnemanı hasıl kılamız. İki de teğnemanı. Yani bunları ne içip çıkarmız? Birincisinden 3x teğn pi k. X teğn pi k. Taksım 3. Yörde k. Bütün sorular toplamaya tekişliyim. İkinci teğnemanı yaşamız. Birinci teğnemanı yıldızları mana bu formu bulan tapılırken. İkinci teğnemanı yaşamız. Birini oyuntamayı ötkizemiz. İkiye bir varamız. Ve kosinus x teğn minus 1 taksım 2 teğnemanı hasıl kılamız. Bundan x teğn plus minus arc cosinus minus 1 taksım 2 2 pi taksım 3 teğn koşu 2 k pi. Bunda k bütün sorular toplamına tegishli. Şunday kılıp bana bir ikinci teğnemanı yıldızları bana bu formüller bunu tapılarken. Kengi misal götürmemiz, üçüncü misal. Yani bir kosinus, bir sinus. Yani bir kosinus, bir sinus için formula yok. Her ikilisi sinus bo'lishi kerak, yoki her ikilisi kosinus bo'lishi kerak. Shu sababli keyinlar sinusni biz kosinus orqali ifodalaydik. Mana bunday qilib, kosinus 5x plus sinusni biz kosinus pi taqsim 2 minus x deb yozishimiz mumkin. Teng mi? Ana endi kosinus qo'shib kosinus. Mana bu formulaga tushyapti. Bu formuladan foydalanib biz bu tenglikni chap tomonini quyidagicha yozamiz. 2 kosinus yig'indisini yarmi 5x dan x ni ayirsak 4x 2 ga bo'lsak x qo'shib pi taqsim bu yerda 4 bo'ladi. Qo'shib 2 ga bo'ldik. Ko'paytirib kosinus endi 5x dan mana bu ifodani ayirib 2 ga bo'lamiz. Ayırsak bu yerda plus bo'lib ketadi. 6x 2 bo'lsak 3x bo'ladi. Minus pi taqsim 2 pi taqsim 4 bo'ladi 2 ga bo'lsak. Teng bo'l. Yana ko'paytmaga keldi. Endi ikkita teğnemaga ajraydi bu. Birinchi teğnema kosinus x qo'shuv pi taqsim 4 teng bo'l. Bu kelinglar dastlab bu teğnemani yechaylik, keyin ikkinchisini 0 ga teğnab yechamiz. Bundan x qo'shuv pi taqsim 4 teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi pi taqsim 4 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. X teng pi taqsim pi taqsim 2 minus pi taqsim 4 pi taqsim 4 ga teng bo'ladi. Qo'shuv k pi. K tegishli butun sonlar to'plami zga. Mana bu formulani hosil qilamiz. Endi ikkinchi ifodani 0 ga tenglab yechamiz. Ikkinchi teğnema kosinus 3x minus pi taqsim 4 teng 0 ga. Bundan 3x minus pi taqsim 4 teng pi taqsim 2 qo'shib k pi ekanini hosil qilamiz. Yana pi taqsim 4 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 3x teng pi taqsim 2 ga pi taqsim 4 ni qo'shsak 3 pi taqsim 4 hosil bo'ladi. Qo'shib k pi. Yana 3 ga bo'lamiz. 3 pi taqsim 4 3 ga bo'lsak pi taqsim 4 qoladi bu yerda. Qo'shib k pi taqsim 3 bo'ladi va k tegishli bütün sonlar to'plamimiz yetga deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib 3-chi teğnemaning ildizlari mana bu formulalar bilan topilar ekan. Va bu yerda mana bu birinchi teğnema bilan topiladigan ildizlarni mana bular bilan hosil qilish mumkinmi? Hosil qilish mumkin ekan. Mana masalan k ning o'rniga biz 3n qo'ysak, bu holda mana bu formuladan biz x teng pi taqsim 4 qo'shuv np ekanini hosil qilamiz. Xuddi shu ildizlar mana bu yerda berilgan. Demak, biz bu teğnemani ildizlariga faqat mana buni yozsak yetarli ekan. Ildizlari mana bu sonlar ekan. Mana bu ildizlarni bu yerdan hosil qilish mumkin ekan.